Dostlar, Van'dan bayağı uzaklaştık. Gürpınar ile Başkale arasında Hoşap denilen bölgedeyiz. Gürpınar'ı geçtik, Başkale yolundayız. Tam nokta olarak nerede olduğumuzu söylemek istiyorum. Çok inanılmaz bir coğrafya, güzel bir coğrafya. Tarihin her aşamasında bir şeylerin yaşandığı bir coğrafya. 1643 tarihinde 18. Osmanlı Padişahı Sultan İbrahim'in iktidarı zamanında bu bölgede bulunan Mahmudi Beyliği tarafından yapılmış bir kale. Hoşap Kalesi. Hoşap. Güzel su demektir. Güzel su kalesi. Vakti zamanında burada bir Urartu Kalesi varmış. Temellerine kadar inmiş. Bu kale 1643 tarihinde Hoşap Kalesi'nin yani Urartu Kalesi'nin üzerine yapılmış. Nereden biliyoruz bunu? Çünkü yukarı aşağılarda yani buradan güzel görünür. Kalenin alt kısımlarında Urartu döneminden kalma işçilik anlamında Urartu'ya benzeyen taşlar var. 1643 tarihinde bu kale yapıldı. Sert bir coğrafya. Haydi şimdi inelim kalenin kapısının üzerindeki mimari hassasiyetlere bakalım. Buyurun lütfen. Kalenin iki tane kapısı var. Bu kapılardan biri tam olarak burası. Sonraki zamanlarda yani yapıldığı tarih olan 1643'ten sonra kapatılmış. Peki bu kapı ne işe yarıyor? Bu kapı bir kaleye, kale olan bir kente, etrafı surlarla kapalı olan bir kente dışarıdan içeriye giren kervanlar, hayvan sürüleri, kağnılarla yük taşıyan köylüler ve herkes yani köylü, ahali, şehirli, tüccar, esnaf, herkesin girdiği kapı bu. Zaten üstte kazınmış da olsa bir kitabe taşı bulunmakta. Yazılmıştır, yazılmamıştır onu bilmiyoruz ama bu bölgede bir tane kapı var. Peki asiller, kral, vali nereden giriyor? Tam olarak buradan giriyor. Nasıl bir kapı ama sevgili dostlar, çok etkileyici değil mi? Burası neresi? Burası Endülüs, İspanya, burası Fas. Burası Casablanca, burası Mısır, Kahire değil. Burası Van, Gürpınar'dan Başkale'ye giden yolda Hoşap mahallesinde bulunan Hoşap Kalesi. Ve karşınızda böylesine muhteşem bir kapı. Ben çok fazla kale gezdim, çok fazla sur gezdim, çok fazla yer gördüm. Ama bu kadar etkileyici bir kale kapısı, bu kadar göze ve gönle hitap eden bir kale kapısı görmedim. Sevgili dostlar, iki tane beylikleri ifade eden zincirli aslan, ortasında bir tane su damlası figürü, Urartu geleneğini, Urartu medeniyetine ait bir figür. Urartular yapmamış ama bu toprakların mimari geleneğinde, mimari hafızasında o varmış ki onu yapmışlar. Renkli taşlar güneyden yani Suriye bölgesinden gelen bir kültürü bize anlatmaktadır ve bu yapı hala günümüzde dimdik ayakta durmaktadır. Hadi gelin demir döküm olan, orijinal olan o kapıya da bir bakalım. İki tane kayalığın içine yapılan ve devasa taşlarla örülen bu kale duvarının kapısında inanılmaz bir işçilik var. Bu işçilik her birinde ayrı ayrı, ince de olsa ayrı ayrı motiflerin işlendiği bu kapı sizin tarafınızdan mutlaka görülmesi gerekiyor. Şimdi beni, az evvel korucu arkadaşlarla konuştuk. Burada korucular var. Korucu arkadaşlarla konuştuk. Korucu arkadaşlar dediler ki, bizi iyi anlatın, buraları iyi anlatın. Kötü anlatmak gibi bir mümkün mü? Burası o kadar iyi ki. Siz batıdan, ülkenin batısında bulunup da bu toprakları televizyondan seyreden, terörü bitirecek olan sizsiniz. Allah aşkına buralara gelin. Buralar devletimizin
Güvenlik güçlerinin içinde korucular dahil güvenlik güçlerinin her santimetre karesine hakim olduğu topraklar. Terörist diyor ki buraya sen gelme. Sizin gelmeniz demek burada terörün bitmesi demektir. Gelin ve Başkale yolunda terörle anılan Gürpınar ve Başkale yolunda şu muhteşem güzelliği gözünüzle beraber görün. Lütfen gelin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.